Aleyhisselam'ın devrinde Bilkis'in tahtını aldıradı bu Süleyman Aleyhisselam. Şunu arasında indi Kur'an'da gelgen. İndi bize şuna misal için işan tutturmuz. Şu nerseni hazır bu vaxtdan şu nerse kılıp bolamı ya ki şu vaxtda masmadı, hasmadı o hani şu tahtını aldırış meselesi. Uzu, ben şimdi okşayan derseler harika adet deyildi. Harika adet degeni adetten taşkarı fiziki kanunlarına boysunmaydigen hadiseler. Fiziki kanunlarını hazır adamlar organı yaptı, doğru mu? Mesela yüzde birini topkendirmiz. Hadi 99'u turptu. Topu borgen sarı açılı bora uğradı. Fiziki kanunlarını topu borgen sarı açılı bora uğradı. Mesela yerini tartış küçü. Kimdir keşf kıyken onu, yani ıhtıra kımayken, hiç kim ıhtıra kılamaydı. Newton'u başına almış çıkıp gidip ben taptım degeni, o keşf kıldın degeni. Açtım, vardı da kaide bu. Açtı o. Nisbilik nazariyesi, var kaideydi, fakat uşanı açtı, keşf kıldı. Şuna kadar nisbilik nazariyesi var dedi. Bu nazariyenin üstüge ki insanlar üçün faydalı bulgen, asbab uskuneler, yani fizikavi cereyallarını yengillatuvchi işler. Amalga oshirildi. Hozir hyperlink mi degan anaqasi bora? Elon Musk'ni. Tezlikni 2000 kilometr tezlikgacha chiqarish rejasi bor. Ya'ni yerda poyezdda. Shota turib, hozir 1 soatda Turkiyaga yetib borasiz. 1 soatda Turkiyaga yetib borishingiz kerak. Shuni har 1 kilometrini 1 milyard dollardan qurib beraman deyapti. Elon Musk'ın proyektlaridan hozir bor bu. Xo'p deb pul tikdingiz, qilib beradi. Kabe-i Muazzamaga, agar Makka-i Mukarramaga O'zbekistondan quramiz desek, necha kilometr taxminan? O'shancha kilometrga pul tiksak, bitta o'tirasiz, 1 soatda Makka'da bo'lasiz. Ana shu nima uchun fizika qonunlarini kashf qilinadi desa, mana shunaqa narsalarni yengib o'tish uchun. O'sha narsani o'rnatish uchun fizika qonunlarini o'rganasiz. Qayerda qaysi tezlik nimaga ishqalanadi, qaysi darajada chidab chiqib ketadi. Ma'lum bir tezlikdan oshib ketgandan keyin u ancha-muncha material chidamaydi. O'shanga moslab material qiladi. Ana shu fizika qonunlari, biz bilgan fizika qonunlariga bo'ysunmagan hodisalarni xoriqa odat deyiladi. Odatdan tashqari, ya'ni fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar. Ular ta'rifi bor. Payg'ambar tiriklik paytida sodir bo'lgan bo'lsa, payg'ambarning mo'jizasi deyiladi. Alloh taolo payg'ambarga boshqalarga bermagan mo'jizani bergan. Boshqalar qila olmaydi uni. Ojiz qoldiruvchi. Agar u payg'ambarni vafotidan keyin boshqa bir solih banda tomonidan bo'lsa, uni karomat deyiladi. Karomat. Agar kofir tomonidan bo'lsa, istidroj deyiladi. Odatdan tashqari ishlar. Endi siz aytayotgan hodisa Sulaymon alayhissalom davrlarida bir Bilqis degan malikani taxtini olib kelib qo'yishlik uchun oldilaridagi jinga taklif qilganlar. Jin toifasi bor. Ifrit degan jin edi u. Ha? Unga olib kelib berasanmi deganda olib kelib beraman dedi. Qancha desa, o'rningizdan turib o'tirguncha dedi. Demek bu joyda fizika qonunlari haqida gap ketyapti. Ularning o'zining qonuniyati bor, o'sha qonuniyatlar bilan olib kelib qo'yadi. Shunda yo uzoq bo'lgan seniki dedi u kishi. Menga dedi undan ham yaqin olib keladigan odam kerak. Deganda bir ilmli odam bor edi. Aindahu ilmu minal kitab. Uni oldida kitobdan ilmi bor odam bor edi. Uni kitob haqida har xil gap bor. Mufassirlar o'zlarining zamonlarida buni Lavhul Mahfuzdagi degan yoki Sulaymon alayhissalomga nozil bo'lgan vahiydan Allohning ismi sifatlarini bilgan, shuni aytib qiladi degan o'zlarimiz zamondagi gap bu. Bu bugungi kunga kelib, aynan siz aytayotgan hodisalarni, fizikaviy jarayonlarni o'rganayotgan tashkilotlar bor. U tashkilotlar bunga agar to'g'ri yo'nalish topsa qilishi mumkin ish. Hozir boshqa narsalarni ko'chiryapti odamlar. Mana hozir men bir oynaga qarab turibman, kameraga. Hozir meni Amerikadan, Yaponiyadan, Angliyadan, hamma joydan, Rossiyadan, Koreyadan odamlar ko'rib turibdi. Meni aksim qandaydir bir to'lqin orqali
qayt qilinyaptida, o'sha dunyoni boshqa chekkasiga ayni soniyada ko'zni ochib yumguncha boryapti. To'g'rimi? Aks boryapti, ovozim boryapti. Endi jismni borg'izish kerak. Buni fizikaviy asoslari qanday? Uni o'rgansa, izlansa, Qur'onda asos turibdi. Topsa Qur'on inkor qilmaydi buni. Qur'on hech qachon ilmga qarshi emas. Qani hozir shuni fizikaviy jarayonlarni o'rgansak, topsak. Shu haqida harakatlar bo'lyapti, laboratoriya ishlar bo'lyapti. Amalga oshdimi? Hali oshgani yo'q, lekin harakatlar bor. Eng birinchi fikr, eng qimmatbaho narsa fikr. Fikr bor ekan, keyin kadr kerak bo'ladi. O'sha fikrni amalga oshirish uchun. Nazariyani amalga oshirish uchun kadr kerak, mutaxassis va mutaxassisga keyin finans kerak. Bu uchta narsani jamlay olgan odam muvaffaqiyatga erishadi. Hozir kimdadir fikr bor, kadr yo'q. Kimdadir kadr bor, fikr yo'q. Kimdadir kadr bor, fikr bor, finans yo'q. Kimdadir finans bor, ikkalasi ham yo'q.